İstanbul tedirgin, İstanbullu korkuyor. Dünkü 5,8'lik depremin ardından uzmanlardan gelen açıklamalarla Büyük İstanbul depreminin yaklaştığı anlaşılıyor. Efendim günün en taze açıklamasıyla başlayalım. Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Haluk Özener duyurdu o açıklamayı. Zamanı belli değil ama sona yaklaştığımızı söyleyebilirim dedi. Bu açıklamayla tedirginlik biraz daha arttı. Dolayısıyla şu anda da bir deprem oldu ve otomatik çözüm makineler alıyor. Marmara'da kesinlikle büyük deprem bekleniyor. Ne zaman olacağı belli değil. Ama olacağını ve gitgide de yaklaştığımızı söyleyebilirim. Bu çarpıcı sözler Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Enerji birikiyor, sona doğru yaklaşıyoruz denildi. O sırada bile artçı depremler olmaya devam etti. Evet, siz geldikten sonra depremler oluyor. Gördüğünüz gibi durmuyor. Bu slide hazırlanırken 183 tane deprem vardı. Şu anda 200'ün üzerinde deprem kaydettik. Bu da tabii dakikalar, saatler geçtikten sonra sürekli artıyor. Şu saatte olacak, şu gün olacak gibi konuları da aslında gündemlerinden çıkartıp ama deprem gerçeğini bilerek yaşamaları daha faydalı. İstanbul'da dün meydana gelen depremin ardından Kandilli Rasathanesi bugün basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin karşısına Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener çıktı. Haritalarda depremi anlattı. Şu son 4 günde olan depremlerin de bu orta segmentin yakınında, hemen üstünde, kuzeyinde olduğunu, kimi depremlerinde, artçılarında ana segmente yaklaştığını görüyoruz. 4.4'lük bir artçı şokunda ana fayın üstünde olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla İstanbullular salı günü 4.6 ile sallandı ve perşembe günü yani dün 5.8'de korku dolu anlar yaşandı. Aynı zamanda da onlarca artçı deprem oldu. Peki bu depremler büyük depremin habercisi mi? Ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz ama olacağını ve gitgide de o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim. Ama zaman vermemiz mümkün değil. Eninde sonunda bu deprem olacak. Bu 30 sene sonra bile olsa bu onun habercisi yani ama habercisi derken işte yarın olacak depremin habercisi de diyemeyiz yani. Depremleri havayı tahmin ettiğiniz gibi meteorolojik yazılımlarla tahmin edemiyorsunuz. Şiddetinin de 7 büyüklüğünün üzerinde olacağını belirtti. Marmara'daki olacak bir veya birkaç tane depremin büyüklüklerinin 7'nin üzerinde olacağı zaten bilimsel olarak açıklanmış bir gerçek. Yani beklenen Marmara depremi, yani 5.7'lik bir deprem oldu. Artık Marmara'da bir tehlike yok. Her şey geçmiştir demek pek açıkçası gerçekçi değil. 7.4 büyüklüğünde bir depremi düşünün. Bunun onlarca katı. Gördüğümüz en kötü senaryo bu arada. Yani 7.4'ten daha küçük olabilir. 7.4'ün 20 kilometre, 25 kilometre yakınınızda olmasını düşünün. Yani çok korkutucu tabii. Kandilli'de açıklama yapıldığı sırada Rasathane'de bir anda siren sesleri duyuldu. Çünkü o anda 3,6 büyüklüğünde deprem olmaya başlamıştı. Şu anda da bir deprem oldu ve otomatik çözüm makineler alıyor. Öncelikle Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve deprem gerçeğini öncelikle kabul etmemiz lazım. Bunu kabul ederek ama psikolojimizi de bozmamak koşuluyla.